Baksana. At bakayım. Peki siz ortalama bir günde kaç saat mesai Aynen. yapıyorsunuz? Ben mi? 5-6 saat. 5-6 5-6 saat. saat. Tamam, geri kalan 4 saat de Uber yapsanız 10 binden 4 tane keriz bulsanız 40 bin de oradan koyarsınız. Allah bereket versin. İkinci lambaya gidiyorum ya. İyi. Kim 70 bin olmuş? İyi, az yolumuz kalmış. Değil mi? Tabii. Bir de 20 saat mesai Dananay. yapsanız, kalan 4 saat Uber yapsanız 100 bin Aynen. yapar. Aynen. Kalan 10 dakikada uyusam tamam yeter ya. 10 dakika kalmıyor ama Ne kadar biliyorsunuz. kalıyor? Yani, geri kalan parayı da matematik hocası tutarım işte. Evet. Ne kadar bayağı uğraştırdın beni. Uğraştırdın Ya beni bak, biliyor musun? polislik böyle yapıyor Bir insanı. tane İki ile ikiyi toplayamıyorsun belli yumurta süre kırdınız. sonra. Olur. Belki belli bir süreden önce de toplamıyordunuz yani şimdi. Ben öncesini bilmediğim için yorum yapmak istemiyorum. Rollerini bölmek istemiyorum. Kısa mı taktın bana? Giden böyle Evet. değil lan. Öyle değildim. Ne zaman bir Tamam polise ya, biber yaptığını tamamdır. duydum. Efendim? Onlar ne yapıyor bilmiyorum ama çıkmasınlar dışarı. Geliyorum ben şimdi. Söyleyeyim mi? Kardeşim ya. Yani geliyoruz oğlum işte yoldayız. Vallahi Tamam söylüyorum bakarım. hadi. Bakar mısın? Ben para Vallahi alanlara da bakarım. bak bana diye. Tamam. Vallahi para alanlara da bakıyorum. Şimdi mükaltan mı ya bir gelsenize. Anlaşıldı. Hadi gidelim hayatımız. Görüşürüz. Hadi Görüşürüz. 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 Şimdi Edis fotoğraf yolladı. Mekanda birileri fotoğraf çekiyormuş. Ne fotoğrafı ya? Ne bileyim lan Pusuligleri. birileri geldi fotoğraf çekiyor diyor. Gidelim bakalım mı? Gidelim Ya abi. açıldı mı ki nasıl ya? Oğlum işte onu söylüyorum. İçeri mi girdi birileri? Ne yaptılar anlamadım ki. O Melin miydi? Meril miydi? Mölül müydü? Neydi? O mu şey yaptı acaba? Onun arkadaşı Arkadaşları falan falan mı? mı ki? Hani böyle Oğlum tanıtım öyle amaçlı olsa falan mı Edis çekiyorlar acaba? konuşurdu. Baksana burada fotoğrafta al bakın siz de. Gördün mü bak bir tane Elif şeyli kameralı bir adam var. İki tane de ceketli adam var kazaklı. Bir gelin bir bakalım ya. Gidelim abi. Bakalım Merak bakalım. ettim. Dedim. Şş, su. Efendim. Biz bir kaçıyoruz. Akşam açılış var ha unutma. Ne açılışı? Kasinoyu açıyoruz. Aa, hayırlı olsun. Tamam, gelirim Teşekkür ederim. mutlaka. Yanına yüklü para al ha. Hepsini mi? Tamam. Ya işte oynayabileceğin kadar al. Tamam. Bak çok değişik Kumarda birisi bu. şanslıyımdır yalnız. Allah Allah. Haberiniz olsun. Ha, aşk işlerine Ezan nasıl gidiyor? Aksu'yla Tuğ Onunla da Pekin. şanslıyım, çok Tamam şükür. sen o zaman özel doğumlusun. Cengin de bir şey duydum ben ya. Kimle kimin? Barış Manço'yla Tuğ Pekin duydum galiba Altan. Şu cam niye açılıyor arkadaş? İki duracağım orada amına koyayım. Yani ara kız gibi arabayı ne hale getirdi ya? Acaba onda çarpmadı mı bu arada? Şey olabilir, bug olmuş olabilir. Senkron hatası. Sorgulama evet o sorgulama yüksek ihtimal. Çarpmaz çünkü orada. Sessizsin bugün. Ya geriliyorum ya o yüzden. Gerilme. Sen bir gerginliğimi alırsın benim. Alırım alırım. Sen nasılsın? Hiç konuşamadık. İyi misin? Yolunda mı her şey? Yolunda yolunda ya. Balığa falan gidiyorum. Sen seviyorsun balık tutmayı ha. Güzel oluyor, su dinlendiriyor. Doğru. Bir de ben seni bir şey yapayım da. Bir tekneyle çıkartayım da. Aa, unutmamışsın. Unutur muyum hiç? İşe güce odaklanmaktan sıra onlara gelemedi ki bir türlü. Ama vaktimiz bol. Olabilir, Yaparız bir olabilir. ara. Kim lan bunlar? Bu mu Neresi araba? bu? Kim Ne bak bileyim bu? herhalde. Hangisi bu? O arabayı koymuşlar. Vay 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 güzel durmuş ha. Kötü durmuş bu arada. Sarım bu taraftalar. Yok ben bir arabaya bakayım dedim. Müşteri falandır ya. Herhalde. Yani elimden geleni yaptım ama yazıyor. Olay kendileri ne? hiçbir şekilde laf Abi. dinlemiyor. Gördüğünüz gibi yani eşyada haciz işlemi falan bir şeyler diyorlar ama hiçbir Ne? Ne şekilde haciz anlamıyorum. ya? Ne acısı kardeşim? Yani Selamın laf da aleyküm. dinlemiyorlar. Aleyküm selam. Buyurun Aleyküm selam. beyefendi. Adamları biliyorum. Nedir mevzu? Efendim biz devlet adına Efendim kim geliyoruz da bunlar? bir haciz durumu varmış. Bizi gönderdiler. Aciz durumu derken? Evet, kasinonun yüklü miktarda bir borcu varmış. 36 milyon Ne dolar. borcu ya? Kaç milyon dolar? Kaç milyon? 36 Ne? milyon. Ne? Evet. Oğlum o 45'tir ya, Orada 36 tam değildir. olarak kaç oğlum? Bir bak bakayım. O duruyor Çeksene diyorum kardeşim beyefendi. şu kamerayı bir. Çek bir. Beyefendi lütfen mesleğimize engel Yok olmayın. Mert oğlum sen Hocam şu mücevheratı falan da indirebileceğim çek. mi?
Çekecek mi? Bir dakika dur, bir dakika. Orası ya kardeşim bir durun da bir konuşalım ya. Bir dakika bir konuşalım, ondan sonra çekersiniz, gene çekecekseniz yani. Bakın ayıp oluyor. Koray Bey 36 milyon dolar küsür. Anladım. Tamamdır Oğulcan'cığım. Teşekkür ederim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Polis çağırmaya zorlamayın bizi. Biz ya kardeşim ne polisi? Bir dur bir bize durumu izah et. Bugün açılışımız var. Sen bizi ne duruma soktuğunun farkında mısın? Açılışınız bizi ilgilendirmiyor beyefendi. Borcu ödemeniz gerekiyordu. Beni çok ilgilendiriyor şimdi... ama. Bu borç kasino üstüne mi kişi üstüne mi abi? Biz daha evet, yeni şey üzerine yaptık biz... burayı. Yok kasino üstüne. Taşınmaz mülk üstüne yani. Ulan biz tertemiz evraklarımızı imzaladık. Her şey bitti, prosedürler. Nasıl yani bu... Borç olsaydı daha önce çıkmıyor muydu? Efendi, bizim bize gelen emir bu yönde. Biz de işimizi yapmak zorundayız maalesef. Ya tamam işinizi gene yapın. İşinizi yapın da Koray bugün Bey. Yapmayın. Efendim Koray Bey, Alparslan Bey üstüne miydi borç? Vallahi Alparslan Bey'e diyebiliyoruz ancak. Bir bak bakayım olacaksın kim üstüne tam olarak ya. Ya tamam da biz işletmeciyiz. Biz bir fotoğrafını çekelim. Ya şu kamerayı bir indir vallahi bak flaşı göz. Para falan da al oğlum. Önce bir konuşsaydık da... Lan bardan içki mi alacaksınız? Niye çekiyorsunuz? Çalışanlar... Arkadaşlar tamam siz çekin. Bak ben harbiden kaba kuvvet uygularım. Beyefendi sakin olur musunuz lütfen? Kaba kuvvete gerek yok. Bizler ya göstersene sen şu borcu bana. Bizler de emekçiyiz beyefendi. Sesinizi biraz yükseltmezseniz sevinirim. Ya ben sesimi yükselt... Bak kardeşim bugün açılışımız var tertemiz. Anladın mı? Heyecanlıyız, gerginiz. Bak şu görmüş doğrudur, olduğun koskoca doğrudur, mekanı beyefendi. Açıyoruz. Tamam mı? Biraz insan olun ya. Bir anlatın durumu da öğrenelim. Şu araca da el koyalım. Pahalı bir arabaya benziyor. Ne o hangi aracı el koyuyorsun? Not alıyorum Mert. Lan oğlum bir dakika bir durun. Ne aracı? Araç daha buraya ait değil. Araç buraya ait değil. Ay amına koy bokunu çıkar. Oğlum araç buraya ait değil. Araç başkasının üzerine. Araç başkasının üzerine. Oğuzcan yaz oğlum. Evrakları görebilir miyiz? Evrakları görebilir miyiz? Aracın... Araba sahibi ya, kim olduğuna dair. Ay aman dur bekle arıyorum. Allah Allah ya. Hayda çattık amına. Yani borçlarınızı ödemezseniz olacağı bu beyefendi. Ya kardeşim borç bize aittir bizim kimseye borcum. Alo. Lollipop'la mı gelelim buraya arkadaşlar yani. Oğlum bak doğru lan Edis. Hadi efendim. Oğlum bak buraya gelenler var ya az önce aradın. Evet. Bunların şey acizci bunlara memurmuş bunlar ya. Bu arabayı da masrafa sayıyorlar bak. Mekanın arabayı borcu var. Arabayı sarmasınlar. Oğlum sayıyorlar işte evraklarını istiyorlar arabanın. Dur geliyorum. Fırla hadi. Lan araba buraya hadi. Kayıtlı değil bizim bile değil. Ya hayır, araba yani buranın kardeşim. Değil. Kardeşim. Ya beyefendi şu anda bir kere, bir kere lüks arabalara binmesini biliyorsunuz. Bir kere, biz burada bir kere, devletin aracına biniyoruz. Siz burada işinizi sizde. Yapıyorsanız siz bizimle para kardeşim sizde. Kardeşim diye konuşamazsınız. Hayırdır lan senin bizim bindiğimiz arabada gözün mü var lan? Beyefendi sakin olalım. Beyefendi biz böyle gözüküyoruz. Oğlum sen benim neye bindiğimi biliyor musun ki? Ne kardeşi yani... amına koyayım bu arada hayırdır. Aynı amdan. Memur sen kardeşimle mardeşimle konuşma lan beyefendi diyeceksin. Çikanteli. Ben de terbiyesizlik görmedim ya. Ya terbiyesizlik siz yapıyorsunuz oğlum. Gelmişsiniz buraya yok şunu alın bunu alın. Nereden lan mal mı kaçırıyorsun? 4 milyon dolarlık arabaya biniyorsunuz. Yaptığınız laflara bakın. Hiç yakıştıramıyorum. Lütfen bize lan engel olmayın. Lan araba bizim değil, bizim oğlum, değil. Oğlum sen benim beyefendi. Arabamın ne benim arabamın modeli ne lan? Bir beyefendi, bana söylesene. Bizi kıl kuyruğu. Zor duruma sokmayın. Polis çağırmak M8. Durumunda bulunmayalım. Lütfen rica ediyorum. Bizler de işimizi yapıyoruz. Araba. Lan bu neyse, araba benim değildir. Lan çek şu kamerayı. Bir çekelim. Evet çekelim. Hadi Mert oğlum, hadi. Altami çalışanlar da tereddüt içinde. Ne diyeyim ben kendilerine? Ya oğlum ben bunları döverim ha. Söyleyin evet. Hiçbir sıkıntı yok. Bir yanlış anlaşılma varmış. Ben aktarıyorum tamam. Biz halledeceğiz yanlış anlaşılmayı düzelteceğiz de. Kim bakıyor arabaya? Oğlum şu arabanın evraklarını getirsen Edis. Üst içinde var mı torpidoda falan? Var getir onları. Yani. Buyurun. Aracın evraklarını görebilir miyim? Ne için? Haciz işlemi uygulamamak için. Şş, gel beni de çek beni de dur gel. Beyefendiyi de alalım onu da alalım. Siz de almamızı kabul ediyorsanız siz de çekebilirsiniz. Al çek böyle çek. Ya, İyi fokusla orayı fokusla. Bu ne terbiyesizliktir ya. Çektin mi? Çektim beyefendi. Oğlum sizin yaptığınız ayıp bak bugün açılış var diyorum tatava yapıyorsunuz. Sizin konuşma şekliniz bile yanlış. Yani biz emir kuluyuz efendim siz bize yanlış konuşuyorsunuz. Ya bak şimdi efendim diyorsun sen az önce kardeşim kardeşim diyordun hayırdır. Özür tamam beyefendi ya. Gerek yok böyle şeylere ya. Biz de onu bir dakika durun şimdi. Tamam bir saniye. Tamam sakin. Bir dakika sakin. Tamam sakin olalım. Şu kamerayı bir indir kardeşim. Tamam indir eyvallah. Mekanın üzerine bir borç mu gözüküyor? Evet beyefendi. Evet. Tamam bu borcun bir ödeme vadesi bir şey yok mu? Vallahi bildiğimiz kadarıyla 4 sene içerisinde ödenmesi gerekiyordu. Bir 4 ödenmiş, sene içerisinde ödenmesi gerekiyordu. Evet. Bir kısmı ödenmiş, bir kısmı ödenmemiş. Biz de onu tahsil etmeye geldik. Tamam, bir sizin kimliklerinizi görebilir miyim?
Tabii beyefendi. Tabii gelmişsiniz ki. Mekana şey girmişsiniz. Soracağım. Bunu alacağız, bunu alacağız. Bir kendinizi bir gösterin, bir kimliğinizi gösterin ya. Dolar mı, euro mu? Mert Bey, araç şahıs üzerine, şirketle hiçbir bağlantısı yok. O zaman onu tamam, onu işleme sokarız. Siliyorum listeden aracı. Tabii ki, tabii ki. Zaten şu cihazlara nereden baksak kaç milyon dolar ediyordur ya. Abi ben arayayım mı avukatı? Oğlum ara avukatı mavukatı da, böyle şey olur mu ya? Ben borcu üzerine borç alan bir mekanı nasıl kendi üstüme alabiliyorum ya? Yani beyefendi, bu sizin acemiliğiniz. Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Şöyle göstereyim. Tamam da biz işletmeciyiz. Yani şu anda bu taşınamaz mülkün, buranın borcu varsa bu mülk sahibine aittir. Biz işletmeciyiz. Bu bizle yani alakalı bir durum değil ki. Beyefendi, mekanda mülk sahibine ait olduğu için biz de işlemimizin mekan içerisine yapıyoruz. Sizinle bir alakası yok zaten. Tamam da kardeşim, sen buraya kapısına mühür vurursan ben burayı nasıl açacağım oğlum? Açamayacaksınız beyefendi. Mekanın borcu var. Ya Allah Allah hocam, ya. Nasıl mekana borç, nasıl olabiliyor? Kişiye olmaz mı borç ya? İpotek mi etmişler anladım, burayı? Nasıl borç? Neyse, biz devam edelim arkadaşlar. Buyurun. Evet. Ya bakın baylar. Bir konuşalım sizle. Bir durun. Olcan yaz oğlum. Abi Tarık geliyor. Ya tamam da. Gelsin Tarık da. Çıkmayacak gibi yahu. Bir şey söyleyeceğim. Bakın, bu işin bir olurum olur yok mu? Bir süresi bir şey yok mu kardeşim? Yani ne ya yapacağız? Bakın, bugün bizim açılış günümüz. En azından bugünlük bize müsaade edin. Şu açılışımızı yapalım. O kadar insanlara duyurduk, bildirdik. Yani açılışımızı abicim yapalım. Ertesi gün hallederim ya. Gelin ne çekiyorsanız çekin ertesi gün. Burada caz yapıp şey yapmanın yani esprisi yok yani. Gün hayırın. Yani ne çok da bir var şey fark edeceğini sanmıyorum. Çünkü süresi dolmuş zaten hali hazırda. Yahu tamam işte, biz de diyoruz ki biz mal sahibiyle bir görüşelim. Ya da mal sahibinin yakınlarıyla bir görüşelim. Yani belki adam diyecek ki aa kusura bakmayın gözümden kaçmış diyecek, çıkartacak parayı verecek yani belki. Ben şimdi bilmiyorum ya ki. Oğlum ne force işletmeciyiz dediğimiz bir durun mal sahibinin olayı. Biz azıcık zaman tanıyayım, biz de halledelim yani. Yani beyefendi, zamanı şahıslar olarak biz nasıl tanıyalım? Biz emir kuluyuz diyorum. Ya tamam kardeşim, emir kulusun da sen bir, yani, bir empati yap biraz. Tekrar söylüyorum, 4 milyon dolarlık arabayı altınıza çekeceğinizi, borcunuzla ilgili. Bak bu cümleyi bir daha kurarsan vallahi memur dinlemem, senin kafanı şu slot makinesine vura vura beyefendi, fotoğraf yaparım sana. Benim burada kılıma dokunamazsınız, bakın dokunanlar benim kel etti. Hani bana kimse hiçbir şey yapamaz. Yahu bakın görevimizi şimdi yapıyoruz. Tamam, görevimizi yapıyoruz. Zorluk diyorsunuz ki. Diyorsunuz o zaman ki görevinizi yapıyorsanız kişisel hayatımıza müdahale etmeyin kardeşim. Altımda ne arabası olduğunu bilmeden ne yorum yapıyorsun sen? Ben gördüğüm araba hakkında konuşuyorum. Gördüğün araba showroom arabası lan. Arabaya binerek mi geldim ben mekanın içine? Vallahi sana hesap mı vereceğim? Bir tipinize kılınıza bakıyorum. Sizin de bir en az 1,5 milyon dolarlık arabanız vardı. Aynen, ben de senin bir tipine mipine bakıyorum. Bir sik göremiyorum lan. Emir kuluyuz, yapacak bir şey yok. Sizin gibi para kaçırarak buralarda zengin olmuyoruz. Sen ileri geri konuşma falan var ya. Arkadaşlar. Bak harbiden seni burada dümdüz ederim ha. Düğmelerin hepsini koparım senin ha. Beyefendi. Amcık. Beyefendi lütfen şu, yani. Şu bana borç, şu bana borç yazan Evra abi göster bakayım. Buyurun gelin beyefendi. Göster olacağım. Buyurun buyurun. Bir daha da devlet memuruna hakaret etmeyin. Polis çağırırım, sizi hapis attırırım beyefendi. Git çağır. Git çağır. 4 yıldır borcu var diyor arkadaşlar. Gelecek burada ileri geri yok para kaçırıyor, yok mal kaçırıyor konuşacak. Ondan sonra da neymiş, polis çağıracakmış. Çağır lan polisi. Yani şu anda polis çağırsak zaten şu anda mühür bile koydurturuz buraya bu tavırlarınızdan dolayı. Ne koyduruyorsun? Sakin mühür falan. Durun. 36 milyon ne amına koyayım? 4 yıldır yani Koray Bey çok arttı ya. 4 yıldır bizde değil oğlum. Kazinonun üzerinde ya borç varmış. İnsanların sorumsuzluğunu suçu bize yıkılıyor ya, o beni yani üzüyor. İncelediyseniz beyefendi Evra geri alabilir miyim? Biraz daha ileri geri konuşursanız ben de beyefendi, ileri geri konuşacağım. Siz biraz ileri geri konuşursanız şu anda ben burayı toplar pılını pırtını alır giderim. Yani beni zorlamayın. Tamam bak, ben de onu diyorum. Toplayın pılını pırtınızı olarak konuşalım gidin burada. Tamam ben de onu diyorum işte, bugün gidin yarın gene gelin. Tamam işte ben de diyorum ki beni daha zorlarsanız bakın makinalara da el koyarım buradan. Yani sizi burnunuzdan getiririm. Lütfen bizi zorlamayın. Şu anda bir değer biçme amaçlı geldik. Daha ileri geri konuşacağız. Dur, avukatımız da geldi. Merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir durum var. Özetleyin lan, ben sizin ağzınızı, madem göreviniz, konuşun lan, anlatın. Olcan Bey, siz anlatırsanız detayı. Şöyle söyleyeyim avukat bey. Alparslan Demir adına şahıs ait 36 milyon dolar küsürlük, küsür dolarlık bir borç mevcut.
Biz de kişinin mekanlarına, yatına, çiftliğine vesaire değer biçme işlemi uyguluyoruz. Evraklarımız mevcuttur. Bu evraklar doğrultusunda biz de görevimizi yapıyoruz. Beyefendiler de bizim görevimizi engelliyorlar. Ulan görevini peki, falan engellemiyorum. Değişik değişik Saran konuşuyor. Bey, tamam. Şey yapalım. Bir dakika sakin bir şey olalım. Soracağım. Ben şunu ağzını burnunu kursam kaç yıl yerim lan? Ağzınızı burnunuzu kırarsanız ömür boyu çıkamazsın tamam, buradan. Ben görüşüyorum. Siktir itten yarrağım. Arkadaşlar, beyefendi lütfen. Arkadaşlar lütfen. Avukat bey siz bende şöyle gelir misiniz rica etsem? Evet evet şöyle bir avukat. Koray bey siz gelir misiniz? Biz fotoğraf işlemine devam edelim çünkü. Tamam, ya tamam, çıkın avukatla görüştükten sonra çekersiniz fotoğrafınızı. Çıkın avukatla beraber dışarı. Sorumluluğunu yerine getirin. Paranı ödeyecektin. Buraya 4 milyon dolarlık arabayı çekmeyi biliyorsun. Şimdi 4 milyonluk dolarlık böyle şu an bir şey çekeceğim ama araba olmayacak o yani. Çıkart evet, oğlum kafanı. Evet buyurun. Tam uyusun. Abi izin verse ben dalayım şuna ya. Yok lan dur dalacak biri varsa ben dalarım. Dalmayın şimdi dur başımız yanmasın yani bekle. Arkadaşlara da gereken bir şey varsa bizim çalışanları da getireyim ben. Devlet memuru oğlum böyle kafana göre kafa göz giremezsin şimdi dur. Zaten 36 hey, milyon borç ne ya? Sakin olsun. Abi 36 milyon var zaten elindeki kamerayı kıralım arkadaşlar, üstüne eklesinler. Sakin olun. Sakin hayır bir şey olun. Söyleyeceğim. Dostum, benim bir düğmem 60'lıktan başlıyor dikkat tamam, et. Tamam düğmeni ellemeyeceğim kamerana vuracağım zaten. Kamerana oğlum kıracağım. O düğmeleri çıkartır götüne sokarım bulamazlar lan. Beyefendi lütfen lütfen. Beyefendi ya. Önce sorumluluğunuzu yerine getirin. Oğlum bak çek ben içeride çek vallahi bak seni dövüp dövüp fotoğrafını çekerim ha. Siktir git içeride ne çekiyorsan çek. Gözüme gözükme hadi. Koray Bey şu arkadaşı alabiliyor muyuz şu sağdakini? Para biçelim buna da. Yok çok çok bir şey. Gel beni döv diyorlar. Miko gel gel. Gel oğlum gel. Şıkırtıyor pezevenk. Ya hadi istiyor ki vurayım istiyor anladın mı? Vuracak şey sonra canım, şikayet tahrik edecek. Var şu an. Hayır tahrik var. Şu an vursam ama kendimi savunurum ki. Tahrik ediyoruz bu çocuğu. Neyse durun Allah, şimdi bir dakika. Bu az şıkırtıyor. Önce ne dedi? Yatlara matlara da mı el koymuşlar? Bunlar Alparslan'ın yani mallarına mı el koyuyorlar? Bu arada Mia söyledi daha demin bana. Neyi söyledi? Anlatsana Mia. Ya biz geçen gün sana mesaj atmıştım. Kız isteme var Alparslan amcanın çiftliğinde diye hatırlıyor musun? Tamam. Biliyorum. Oraya bıraktılar beni. Bekliyordum onları orada. 3 tane adam geldi. Bunlar mıydı değil miydi bilmiyorum da onun da fotoğraflarını çektiler. Bir dakika ben bu belgeleri imzalayıp burayı devralmadın mı kardeşim? Borçlu olan yerin devrini alamıyorsam eğer ben. O zaman ne belgede sahtecilik mi yaptılar? Ne yaptılar? Yani bir şey söyleyeceğim. Biz borçla devralmadık yani. Değil mi? Borçla devralmadık. Abi bu arada bir şey diyeceğim. Burası Alparslan'ın mal varlığı değil ki artık. Yani borcu olsa bize ne? Beyefendi öyle gözüküyor devlette. Hani bize anlatmanıza gerek yok. Saruhan Bey. Ben istersen şöyle görüşelim. Saruhan Bey tamam, bir sanırım. Doğru muyum? Ha benim. Buranın yetkilisi kim? Beyefendi, benim lan benim. Avukat Bey'le görüştüm. Hı hı. O size açıklamasını yapar. Dediğim gibi bu tarz tavırlara devam etmeyelim. Aksi takdirde mekanı mühürler çıkarın beyefendi. Kardeşim bak Saran tavırı Bey, da bozukluk yapan olun, sizsiniz. Ben değilim. Tamam Saran ben bir Tarık'la konuşayım da. Tamam siz çekin. Bak sen çek. Çok seviyorsun çekmeyi. Mert, gel üst katın oğlum. Anahtarını gel bir oğlum. Açarsanız üst kata çıkacağız. Biz görüşelim. Bir görüşelim de ondan sonra açayım. Kaç milyon dolarlar varmış onlara bir bakalım. Tamam biz görüşelim beyefendi. Tabii hemen. Tabii, üst kat anahtarı burada buyurun. Gerçekten çok kötü döveceğim ya. Miko. Miko durma. Abi Miko. Müsait yerinize olayı beyefendi. Ben anlamıyorum. Bu kadar amcık. Gelin gelin. Sakin. Ya, üst katın anahtarını istemişsizlik. Devlet memuru olarak geldikleri için buraya. Memura mukavemetten bile işlem görebilirler polis çağırsalar. Ben ona muameleden işlem yapacağım da yaptıramıyorum. Evet, şekilde, ya. Size şu şekilde bilgi vereyim ben. Alparslan Bey'in bir borcu varmış devlet tarafına sanırım. Kişilerde bunların belgeleri mevcut. Sadece şu anlık bir hani ne kadar eder gibi bir etrafı gezip ne kadar bir mal var, ne kadar haciz edilebilir diye gezecekler. Herhangi bir işlem uygulanmayacak şu an ama zorluk çıkartılırsa hani mekan mühürlenmeye kadar gidebilir. Ya Tarık, şu an bak, herhangi bir işlem yapılmayacak. Zaten Alparslan Bey'in mal varlığı hakkında detaylı bir araştırma yapılacak. Belki buraya kalmadan diğer mallarıyla da o borç kapatılabilir. O yüzden Tarık, hani biraz sakin olsak. Lafını bölüyoruz da şimdi hı-hı, geldi kardeşimli mardeşimli konuşuyor. Devlet hı-hı memuru nasıl gelip de biriyle kardeşim mardeşim diye konuşur ya. Ya onlar aynı hata yapabilir. Hayırdır? Hata yapabilirler ama sizin yaptığınız hata onlara ters gelecek. Onların daha üst yetkileri olduğu için şu an devlet makamlarında. Hani sözleri geçer. O ya, yüzden o konuda biraz dikkatli mu olabiliriz. İlla mal arıyorlarsa içeride 3 tane var işte. Biri fotoğraf çekiyor. Aynen böyle bak aynaya baktıkları zaman görürler 3 tane malı. Ama işte para etmiyor demek. Yani şu an zorluk çıkartmayalım. Etrafı bir geçsinler. Bir expert işlemi yapsınlar. Ekstra başka bir şey olacağını sanmıyorum. Kısa sürede herhalde. Bir turlayalım yani. Etrafı geçsinler bir turlayalım. Sonrasında giderler diye düşünüyorum. Abi yat 18 milyon ediyor zaten.
Ya şu şekilde çiftlik evi ve yatın toplam ederi sanırım 40-45 civarı bir şey olması lazım. Tamam oğlum, şimdi o bu adamın tüm borcunu mal varlığıyla mı kapatıyoruz? Yoksa buraya Evet. özel bir borç mu bu? 36 Yok. milyon. İşte onun belgeleri tekrar incelenecek. Sıkıntı yok. Sadece arkadaşlar şu Mert. an gelmişler. İşlerini yapıyorlar. Bir gezsinler Sen burayı. bırak oğlum kameranı. Al şu benim çantamda, Hala tut bakayım. kamerayla geziyor ya. Tamam, Ya sakin abi. olun. Bir varsa gezdirebilecek, hep beraber gezelim arkadaşlarla biz. Ya da anahtar alayım ben, gezdireyim Evet, şu arkadaşlar istiyorsanız. beyefendi bir de yukarı Abi katlarda salcım ya, falan, kolay gelsin. hani Evet, devletten para kolay gelsin. kaçırma falan olmasın diye bir yukarı katları da Yok, kontrol sıkıntı edelim. yok. Bunları Ya bak, Allah'ım sen ya. beni Bak, iğneliyor musun ileri oğlum devam şimdi? ediyorsun Sen şimdi. beni Tamam ne, bak, sen nasıl ne ediyorsun? sanıyorsun oğlum beni? Gel buraya, gel, dönme arkanı, gel. Bir Serhan Bey, gözümün içine sakin. bak. Beyefendi, ben Beyefendi, size üzüldüğüm için bir diyorum. Bana saniye, bir saniye dokunursanız Savcı Bey. yani Oğlum sen Ondan kimsin bana bahsediyorum. üzülüyorsun lan? Tarık Kırat. Sana mı Şöyle bir kaldı? Sen görevimiz işini var. yapacaksan işini yap. Yarram beni, bana niye üzülüyorsun? Miko, Vallahi sakin. beyefendi, Hakaret size şunu etti ya söyleyeyim. resmen. Hiç borcunuz varmış gibi davranmıyorsunuz. Demek ki yukarılarda bir yerlerde devletimizden para mı Zaten. kaçırıyorsunuz artık? Ne yapıyorsunuz? Efendim. Gel, girelim şunların koluna, atalım şunları Artık dışarıya. bakacağız. Polisle mi geliyorlar? Neyle geliyorlarsa gelsinler o saatten sonra. Artık şu kasalarda ne var bir görelim. Ben Yani sana burada 4 kasalarda ne milyon olduğunu Bu göstereceğim. arada Burada 4 Mert milyon Bey, dolar arabası gıda olan. Vallahi Girer vuracağım, dayanamıyorum. Bu girer işlere girer, tabii sizin. ki girer. Toplu Oğlum ben gıda varsa harbiden girer. indireceğim bunu. Efendim sakin olun ya lütfen. Ya adı Oğlum yok. bana sakin ol deme, git şu adamını bir uzaklaştır şuradan, bak kıracağım kemiklerini ha. Oğlum duymuyor musun Beyefendi. adamın dediklerini? Sakin ol, sakin ol diyorsun. Ağzınızı toplayın lütfen. Oğlum Ben senin şimdi ağzını var ya da... arkadaşlarınız olacak. Beyefendi. En azından açılışı Ablam bir şey yazdın yapılsa mı? ne kadar Bismillahirrahmanirrahim. Ben Hayır bile oğlum, hiç değilim oğlum. yapmayın Dua lan. ediyorum ben şu an. Vur bana diye bağırıyor ya. Vur bana diye bağırıyor. Oğlum ben senin şu ağzını burnu Sakin kırsam olun. ne olur lan? Gider 10 sene yatsam ne olur? Boş yere hapis yapmış olursunuz. Hem devletten para kaçırmış hem de hapis yapmış Oğlum sen olacaksınız beni, bir beyefendi. dakika, sen beni suçluyor musun? Sen bana iftira mı Yok. atıyorsun şu an? Suçlamıyorum. Herhangi bir suçlama yok. Koray Bey görüşüyor bir saniye. Yani sizin inisiyatifinizdeyse hani bir görüşülebilir. Belki bugün açılışı sağlansa belki değerine değer de Yok. katabilir. Hadi yürü dışarı. Beyefendi bırakın beni Yürü lütfen. dışarı. Falan ya ben, Boş boş konuşacaksan burada siktir git, arkadaşların yapsın işini ya. Zamanda olaylar da yaşadılar hani onları Yani lütfen sakin olun. Bana bir daha ellerseniz polis çağırın buraya. Beni Ben zorlamayın. çağır git polis çağır. Ara polisi ya. Ara. Bir Ben dakika çağırayım dur. istiyorsan polisi. Nasıl halledebiliriz? Oğlum şu içerideki kamera şeylerini kapatsana bir. Hallettiriyorum hemen. Maalesef, maalesef. Savcı Bey'in kesin Çok yakıyor da şu kameraları bir kapattıralım biz. Bugün açılamaz. Çocuklar, kameraların başında biri var Vallahi mı? yakıyor mu bilmiyorum da hiç borcunuz varmış gibi de Evet. Evet dolaşmıyorsunuz işte borç yani. var oğlum. Yazık günah, şimdi kameralar boşuna elektrik tüketmesin. Aynen öyle. 15-20 dakika yeterli mi Serhan Bey? Kendisi açılamayacağını Ha söyledi. yeterli yeterli, biraz tasarruf yapalım orada. 20 dakikalığına kapatabilirsiniz. Biriktirmemiz demek sizin Serhan de Bey, bir bakabilir misiniz beyefendi? Etkili olacak. Ver oğlum çantayı. Ha söyle. Koray Bey açıklamasın Şimdi Serhan Bey Sadam yapar. Bey, bölge savcısıyla görüştüm de. Ver oğlum. Asiktir, bölge savcısı falan diyor oğlum. Kendisi mekanın bugün açılamayacağını söylüyor. Ulan ne demek mekanın bugün açılamasını Ya zaten söylüyor öyle ya? bir şey yok. Mekan açılamaz arkadaşlar. Mekan Öyle bir şey yok. açılamaz beyefendi. Bu ceza, bu ödeme yapılmadığı sürece mekanı açamayız maalesef. Yani şu anda işletme iznine sahip değil mekan. Yiğidin borcu kamçasıdır. Ya seni Şimdi ben kamçalayacağım bak senin çocuğum. Bak yemin ediyorum seni kamçalayacağım ha. Serhan Bey Zor sakin tutuyorum lütfen. kendimi. Lütfen sakin olalım. Ya Sakin olalım. Tarık, bunun böyle konuşmaları şey olmuyor mu? Tahrik mahrik olmuyor mu? Şimdi ben Ya bunu bir şey dövsem tahrikten söyleyeceğim. indirim almam Biz mı? bu kadar insana haber verdik. Bir sürü kişinin ekmeği olacak burası. Mekanı bugün açamamak ne demek ya? Açıp Ya biraz sonradan sakin. uzattırılamıyor mu bu? Borcunuzu Ya şu ödeyecektiniz şekilde. beyefendi. Yani benim de ekibim Siz bekliyor hani arkada. biraz daha sakin olursanız belki konuşma yoluyla Arkadaşlar çözebiliriz sıkıntı yok, ama bu şekilde hallettik. olursa olay iki taraflı zorluğa girecek. Efendim siz Tahrik Tam belli bir Nesin şu miktar. beyaz gömlekli Ya özellikle? kardeşim tahrik ediyor adam lan. De, para kaçırıyorsunuz diyor. Suçluyor oğlum Ya adam. Mert şu ama arabayı şu bir daha an çek oğlum sen. Bir şu daha çek. şekilde yani Onun daha fazla ediri mekan bana. açılışına Lan araba bizim değil. açılışı Bizim değil lazımsa araba. bizim Hala için arabayı çekiyor. hani biraz alttan almamız Bırak gerekiyor çeksin Serhan Bey. gerizekalı. Ama Efendim bela bırakmayın. hakaret etmeyin Yoksa lütfen. hani açılış gecikecek. O kadar masraf yaptığınız açılış için. Hani biraz alttan almamız gerekiyor şu an. Savcılık Ya var tövbe devlet, yarabbim, alttan al diyorsun izinleri bana, var. adamın söylediği şeyleri duymuyor musunuz siz? Ben kafayı yiyeceğim ya. Yani ben Tarık. Lan! söylüyorum. Hala Para araba çekiyor. çekiriyormuşuz. Mal Ya. kaçırıyormuşuz. Oğlum Çek siz oğlum daha çek. çekmeye doymadınız mı? Yok beyefendi, araç Yok bildiğimiz beyefendi, daha çekti. üst katlarda gizli odalarınıza Daha çıkacağız. üst Bizim çıkar katlara mı Ya gel çıkacağız sana gizli beyefendi? odaları göstereyim bana. Gel gel. Gel çık gel. Yani Gelin. böyle bir sorumsuzluk olamaz. Koskoca kazino açacaklarmış. Bir de borcu bilmiyorlarmış. Vurayım diye Ya ben böyle elinden geleni düşünüyorum ya. yapıyor vurayım diye. Gelin gelin.
Oray Bey şu sol taraftaki perdeler vesaire bunları da. Ha, çek, burası bak, zaten baksanıza keyif odası yapmışlar. Aynen keyif odası burası. Nargile içiyorlar. Sikiş dönüyor burada. Fantezi odası olarak not düşerim olacak. Not düşün öyle. Fantezi odası yazıyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Gel bak bunları hep kaçırdık biliyor musun? Başka yerden çaldık bunları. Bak şu kol tutma yerleri falan var ya. Efendim bodycam'i ses kaydı alıyor. Ha, al bodycam'ini al. Senin o biraz yanındaki biraz elemanın konuşmalarında kaydetti değil mi o bodycam? Etti be. Onları sileriz ya kaydı. Sıkıntı olmaz. Ha sileriz tamam gel ben sana şimdi sileceğim şimdi gel. Bak. Gel seni gizli odalara götürüyorum gel. Bak. Şu bak, duvar kağıtları vesaire bunları da not alalım. Şu koltukları da alalım bak onları da. Bu odayı açabilir misiniz beyefendi? Beyefendi bu gizli kasanız sanırım açarsanız. Yok gel be, asıl benim para benim odamda ya gelin bak. Yılan derisi mi koltuklar? Evet hepsi yılan deriz gel. Şu bilgisayarı falan not al oğlum. Bilgisayar mühür tamamdır. iFruit'in bilgisayarı var orada ondan not al oğlum. Ulan bilgisayarda yani... i3 işlemci var amına koyayım 1000 TL etmez. Beyefendi devletten kaçırdıklarınızı korumak zorundayız işte. Uzun aynen bir, siz hala bir yerin girin diyor. Buyurun baylar. Evet. Alkolleri falan da not alalım. Vergiden düşeriz onları. Amına kodumu çocukları sizin. Çıkın amına koyayım ben bunları şimdi birazdan gelip ağzını burnunu kıracağım. Kalsınlar orada. Burayı da not alıyorum. Tarık bak bunları görmedin. Üzerlerinde kayıt cihazı varmış onları da alacağım. Benlik sıkıntı yok ama kişiler telefonları üzerindeyse şu an departmandan ya da sağ üzerinde mi? Müku Altan gelin kardeşim. Yardım istiyor olabilirler. Aynı fikirdeyim. O mallar da anlamamıştır ki. Evet bugün mühürleyelim mekanı yahu. Bugün mühürlenmesi lazım buramla. Çok saygısız insanlar. Ben de böyle rezillik görmedim yahu. Ben de görmedim. O da duralım da. Polis çağırıyorum efendim şu anda. Ne amaçla? Tabii çağıralım. Ne için? Polis çağırmak istediğim için. Ne öyle keyfinize göre mi? Evet çağırma hakkım var. Görevli memura zor kullanmaya çalıştığınız için. Yok, dalayım mı dalmayayım mı bilemedim. Şu anda zor kullanıyoruz. O telefonu indir elinden. İndir o lan o telefonu. İndir. Lütfen, bakın, al o telefonu al elinden. Resmi bir suç beyefendi. Bakın, bizi oğlum resmi bir suç diyorsun beni sen kaçakçılıkla suçluyorsun lan. Oğlum deli mi etmeye çalışıyorsun? Estağfurullah. Ver sen şu telefonu. Al. Ver lan. Al. Beyefendi. Şimdi şöyle konuşalım. Ne konuş şimdi neydi? Bana. Ha, Saruhan ben konuş. Efendim? Saruhan konuş diyorum. Saruhan. Evet. Sen bu mekanı görmüyor musun evraklarından şimdi, benim adımı? Saruhancıyım. Saruhancıyım mı? Saruhancıyım mı? Evet. Şimdi hayırdır çünkü lan? Siz artık ahlakınızı bozdunuz. Ben de bozacağım. Senin ahlakını ahlakını da sikerim. Belanı da sikerim lan. Beyefendi, amına kodumu çocuğu. Adam buldunuz lan. Bu nedir ya? Yat lan aşağı amına kodumun oğlu. Beyefendi lütfen. Ara polis. Sikerim senin şeyini de polisinde şimdi. Benim bir düğme yavşaklar. Polis arıyorlarmış. Lan 60'lıktan başlıyordu ya. 60'lıkta. Bela mısınız oğlum siz? Ben sana kaç tane vurdum? Kaç vurdum 60'lıktan başlıyor? Vurdukça katlanacak mı bu? 3 tane saydı. 4 oldu. 240 oldu ya. Ben aldım oldu. Bunu telefonunu. Bir tane daha vurdum. Kaç oldu? 300 mü oldu? Matematik kuvvetli Altan bunun. Lan oğlum bu uslanmıyor. Lan oğlum Oğulcan yetiş oğlum Oğulcan. Te amına kodumun seni. Memursan memurluğunu bileceksin lan. Dingon'la arına mı giriyorsun? Para kaçırmayın lan amına koyduklarım. Ben aldım bunu telefonunu. Hala konuşuyor. Mert Bey bırakır mısınız beyefendi? Tamam bırak beni bırak. Yamyam gibi adam. Tamam, aldınız mı lan telefonlarını falan? Ya, aldık. Böyle şeylere. Dayak yiyince amına koyayım gerek yok böyle şeylere. Beyefendi gerekse bu tarz şeylere lütfen zaten. Sakin olur musunuz? Ben de bu mekanı kapatmazsam orospu çocuğuyum lan. Amına koydum. Hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Siktirin gidin lan şimdi mekandan. Geldi mi? Hadi götünü yiyorsa da mühür vur. Hadi siktir gidin. Şimdi mühür varmazsa orospu çocuğum. Darbuka kur alacağım lan. Amına kodum. Siktir. Koşun oğlum. Koşun oğlum. Koşun oğlum. Koşun oğlum. Bas git lan buradan. Hey. He görüyor amına koyayım görüyor. Koşun oğlum koş. Ben hiçbir şey görmedim. Size amına koduklarım. Çok güzel atmadım. Deli etti beni ya. Altan Bey bağcıklarınız çözülmüş. Çıkamıyorum. Saruhan Bey. Efendim. Doktor tanıdığımız var mı? Çıkışı bulamadılar var. Galiba. Darp raporu vermesin bunlara. Söylerseniz. Ama hangisini arayacağız ki?
Yani hastane... Ya ne dert raporu gelmiş burada. Yok efendime söyleyeyim devletten kaçırdığınız paralar. Yok 3,5 milyonluk arabayla geziyorsunuz. Yok bu resmen kışkırtmaya girer ya. Ya öyle de devlet kurumu olduğu için en azından işinizi devlette çözebilir. Aldınız mı o kayıt cihazlarını, telefonlarını falan? Vallahi Miku aldı herhalde. Ben telefonu topladım. Oğlum. Ben Kaan... Buradan. Değil. Buradan. Koçtan koç almıştır ya Miko. Aslanım benim. Miko tamam, kayıt tamam. Cihazlarını aldın mı lan? Yo kayıt cihazı var demediniz ki. Sarraydı koş koş. Mia yakaladığına vur tamam mı? Abi onları var ya 2-3 tane vursan zaten uzamıştır onlar. Altan bir bak gel sen. Tamam hep beraber çıkmayın dikkatli al, şey olmasın. Herkes koşuyor. Ha iş bir tık yokuşa sürüldü gibi Serhan Bey ama. Ya yokuşunu... Bir şey söyleyeceğim, o aldıkları kayıtlarla şey yapabilirler mi? Kesme bir işlemi yapabilirler mi? Kullandıkları cümleleri kaldıramazlar herhalde. Tamam getiriyorum. Açık konuşayım mı? Abi. Ha söyle Miko. Gel dışarı. Altan yakalamış. Harbi mi? Kimi aradın? Alo. Oğlum. Mühürleyin mekanı. Mühürleyin. Mühürleyin oğlum. Amına kodum. Oğlum amına kodum. Kalk lan. Gel buraya gel. Vurmayın artık. Vurmayın. Hayır. Ay, aman beyefendi ya. Hiç gerek yok. Kıpırdama. 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 Ay. Ay. Görevli memura hakaret saldırma. Hepinizi hapis attıracağız. Beyefendi bunlar buluta kaydediliyor. Üstümüzden almanız. Bizim aman beyefendi. Aman. Yahu. Ne gerek var böyle şeyde. Kırdın bu greli ibneni. Saruhan Bey. Beyefendi bunlar aldın kaydediliyor. Kırmanız hiçbir şey değiştirmez. Nereye gidiyor aman akım? Uzaktan mı gidiyor? Bak bakayım cihaz miyaz varsa al üstünden. Ben önlemimi alayım da. Ver aldım. Bakayım sen şunu. Ver ver. Altan şuraya devletin mi tanesi? Neyi alıyorsun sen? Devlet memurunu mu? Ben aldım onun cihazını evet, ya. Evet devlet memurunu. Ya. Oğlum. Bir tane oğlum, daha vursam bak, elimde kalacak. Polis çağır bak zorlamayın beni polis çağır. Oğlum bak sen tamam. Sen kayıt cihazını kapanıyor artık. Hadi artık devam et hadi. Oğlum bak. Kayıt cihazını ver siktir git sonra. Bu nedir yahu? Hadi gidelim hadi gidelim. Verdin mi kayıt cihazını? Arabamızı bile almışlar. Al kayıt cihazı senin olsun. Ver. Ver şunu ver. Siktir git hadi buradan şimdi. Bir daha da geldiğinizi görmeyelim lan buraya. Zaten göremezsin burası artık sende değil. Hadi ikili hadi. Hadi gidelim. Saruhan Bey. Siktir lan. Siktir git. Arkadaşlar ekibimi de aç bıraktıkları için bir tane ben geçirebilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Tabii. Hatta koş lan vur bir tane hadi. Vurabiliriz bence. Ben şu beyazlıya vurdum çok eğlenceli. Aha. Duvarda kaldılar. Güzel. Kayıt cihazlarını aldık abi. Ulan namusumuzda iş yapıyoruz. Söylediği şeye bak. Yani eğer kayıt anlık olarak bulut sistemine kaydediliyorsa. Ne bulutu ya? Ya buluta nasıl kaydediliyor ya? Bulut ne? Gökyüzüne mi yolluyorlar? Yok devlet birimlerinde genelde polislerde de aynı şekilde. Anlık olarak bir bulut sistemine kaydoluyor. Yani saatlik olarak ya da yarım saatlik o belirleniyor tabii. Yarım saatte bir son kayıt tekrar yerine güncelleniyor gibi bir sistemleri varsa... Tamam o yarım saat. O zaman dur. Olmamıştır. Oğlum bir hacker orospu devleti. Orospu çocuğu bana orospu çocuğu dedi. Bunu da yazın. Saniyede 25 yer geçir. Oğlum sen neredesin bu kadar olay olurken Edis? Kızla konuşuyorum. Ya ne kızı amına koyayım? Adam mekanı kapatıyor sen orada kızla konuşuyorsun ya. Bana ne amına koyayım? Benim mekanım mı ya? Allah Allah yemin ediyorum cinsin. Oğlum bir tanıdığın manıdın yok mu lan? Adamlar buluta kaydediyormuş. Şu buluta nasıl erişiriz? Buluta. Doğru mudur sence bunların kayıtları direkt doğrudan bulut aracılığıyla gökyüzüne mi gidiyor? Sıçıyorlar. Öyle bir internet yok. Ben inanmıyorum ama varsa da baktırız ya. Sıkıntı yok. Biz bunların kayıt cihazlarını aldık. Ben sana tamam. Şunu uzatayım. Telefonda sen bu üstte bir şey yapabiliyorsan yap. Tamam ver sen bana. Şu ya verin bakayım bir incelesin öyle bulut mulut özelliği var mı? Bana soktu 30 bin doları çıkartırım ben oradan. Telefonları satarsın. Al sen şunu şöyle. Al kayıt cihazı bir tane telefon sana. Ben kayıt cihazını parçaladım valla. Sen buradan artık bir şey yapabiliyorsan, yaptırabiliyorsan eşine dostuna halledersin. Şey. Oğlum vardır senin haçker arkadaşın falan. Bir sürü ekibiniz var. Tamam ben bunları hallederim mutlaka. Ama gelir lazım değil mi bunlar size? Yok oğlum bize bir şey lazım değil. Yeter ki o yapmıştım. Şu olaylar görülmesin yani. Tamam. Ya o kadar zor bir şey olması gerek ya. Vereyim sen ya. İf dosyayı yollarsa. Yanımızda da avukat duruyor.
Şimdi avukat bey. Ben şu kızın yanına gidiyorum. Var mı benlik bir şeyiniz? Ya benim cümleyi de artık kullanmayın. Yeter yeter dalga geçti. Kadar zor olabilir ya. Espri de yapamıyorum sarı anda hiç bilmediğim şeyler. Böyle mut gibi şeyler çok düşünmemek lazım. Kafayı yakarsınız. Ben kameraları kontrol edeceğim ya. İçeri geçeceğim. Arkadaşları da dışarı çıkaracağım mecbur. İsterseniz. Benlik bir şey var mı? Yok bir şey yok. Yok. Arabayı almaya geleceğim. Tamamdır. İşiniz bitince şey. Tamamdır. Yemin ediyorum kafa yiyeceğim ya. Ulan arabanın camlarını kırmış orospu çocukları. Bunları arkadaşlara çektireyim ben. Bir de dönmüş küfür ediyor ya. Hem ya vallahi elim bak sana hayır, yemin hem ediyorum. Kaçıyor, hem küfür ediyor. Katil oluyordum ya. Yalnız vurmasak bak harbi gönül koyardım abi sana. Vallahi ben de koyarım. Amına kodumun yerinde ya. Vallahi diyorum bu nedir oğlum bizim üzerimizdeki talihsizlik ya. Altan Bey şu sizin elemanlardan çağırsak mı yavaştan aslında? Belki adamlar daha kalabalık gelirlerse. Ne yapalım Saru abi çağırayım mı el alemi? Bir şey söyleyeceğim. Adamlar devlet görevlisi değil mi? Ne yapacaklar? Şeyi mi toplayıp gelecekler? Saran Bey çok stres olduğunuz gibi. İsterseniz size bir şeyler ikram edelim. Ver lan ver. Bir viski miski bir şey ver bana. Oğlum çıkar bakalım oradan bir şeyler. Hatta dur ben hallederim. Abi, tamam sen geç yerine. Kafayı yiyeceğim ya. Hayır iyi de polisi mi dövecekler onu diyorum. Yok da vakit kaybettirirler. Orospu çocuğu bana orospu çocuğu. Çağırayım mı milleti? Ne diyorsun abi? Yok lan dur çağırma bir kafamı toplayayım. Elim ayağım titriyor ya. Göte bak gelmiş burada ne diyor ya bir de bizi bir de iftira atıyor ya. Sakin olsana. Altan dışarıya doğru kovalıyorum ya bir de dingili. He. Arkasından vurdum döndü bana geri vurdu. Hem kaçıyor hem dönüp vuruyor. Geri zekalar yok beyaz gömlekli. Boşver ya gerek yok. Güzel dövdük güzel dövdük. Ben yalnız vallahi bayağı rahatladım ben ama. Rahatladım ben de rahatladım vallahi. Ne vallahi ben de rahatladım da kafayı yiyeceğim artık ya. Kameralar kapalı mıydı? Ehe. What? Şöyle uzatayım ben size. Bunlar sizin olsun. O değil ofisten bir tanesini nasıl attım? Gördün mü Altan dışarı? Göte tekmeye vurdum dışarı sektim. Oğlum Savran Bey istedikçe bunları uzatırsın sen. Vallahi delireceğim ya. Eline sağlık eyvallah. Sakin ol. Afiyet olsun. Alın mı? Ha Tarık bu arada sağ ol ya biz seni tutmayalım daha bizim işler bitti zaten. Tamam. Gizlice koydu oğlum. Görüşürüz. Şey kamera sistemini istiyorsanız aktif edin ne olur ne olmaz herhangi başka bir olay olur. Ben arıyorum bizim çocuğu. Sen onu hallet. Tamamdır. Tamamdır. Hallederiz onu. Gel ben kapıya kadar geçireyim seni. Tamam teşekkürler. Çocuklar kameraları açabilirsiniz. Evet. Evet. Yok hepsini odanınkini de açabilirsiniz sıkıntı yok. Temizleyin. Temizledikten sonra açın. Ya iyi falan değilim yemin ediyorum artık var ya. Bakın iş biraz. Yani bıktım ya. Yani elimiz neyi tutsak bozuluyor ya. İti uğursuz ayrı geliyor. Devletin memuru ayrı geliyor. Aman ha koyayım. Parça parçalar ya. Parça parça tek bir amaç uğruna savaşıyorlar resmen şerefsizler. Canım şuradan bana bir bira versene ya. Soğuk soğuk. Lan bayağıdır böyle keyif yapmamıştım ha. Oğlum uyuşuklanma hızlı da. Ulan Miko ne zaman bir şey söylese ne oluyor ya? Abi ben söylediğim için olmuyor. Yani artık biz ne elimize atsak bir bok olduğu aşikar yani ortada. Bunu da açıp versen iyiydi ama. Bu kullanılmıyor mu lan? Bu şişe oğlum, vermiş oğlum direkt. Şişe vermeyeceksin ya bardak verecek. Bir daha olmasın bak. Az önce de uyuşuklanarak hareket ettin. İlk gün bir dahakine hareket edemezsin. Boşver bu kadar gerginliğin üstüne. Boşver gitme çocuğun üstüne. Ne alakası var lan? Olmuyor oğlum. Ya oğlum yani ben bu dünyaya acaba başarısızlık uğruna mı geldim ya? Başarısızlığın tanımı ben miyim? Çok merak ediyorum. Yok abi çalışmanın tanımı sensin. Abi ben şu bu tanımı biliyorum. Şu bardakları yenile. Oğlum.
Saran Bey, onun iki tanesi ağır gelir. İsterseniz ne? Şimdi bir tane. Ağır gelirse gelsin, ne olacak? Ne yapacağız şimdi biz? Yani millet haber bekliyor abi işte. Yapacak bir şey yok şu an. Bekleyeceğiz. Biraz sakinleşelim de. Bunlar da mühürledi, kaçamazsınız diyor. Hani olayı hala anlamadım da. Neyse dur bakalım. Aslında cebine para koyup bugün polise gel nazar halde ya. Allah ya bunlar öyle orası çocuğu ki para koyduk diye hem parayı alır hem rüşvetten işlem yaparlardı ya. Altan, bunlar departmana kadar ancak koşarlar zaten. O kadar dayağın üstüne ben olsam koşamam departmana kadar. Telefonlarını da aldık. Neyse baktık polis geldi, gidip bulup bir daha dövelim de. Zaten cezayı yedik. Girer yatarız oğlum, ne yani amına koyayım. Zoom oldu, mala baldık şu an. Abi yavaş işte diyorum. Oğlum siktir et, ne yavaş içeceğim ya. Yemin ediyorum kendimi şurada silahımı çıkartıp kafama sıkasım var oğlum. Ya bir yer açalım sakin dedik, para kazanacağız dedik. Gene mi yapamayacağız biz bu işi ya? Abi o silah da o kafada bize lazım. Amına korum lan silahının da mekanının da şimdi ha. Mekan demiyorum, kafa diyorum abi zaten. Sikmişim mekanı. Ya zaten sinir stres dahilinde açıyorum burayı. Şu doldursana biraz daha. İçmesen mi ki? Soran Bey, fazlası zarar ver misin? Ya oğlum sikerler, ben gerçekten artık kafam kaldırmıyor oğlum. Ne yapacağız biz şimdi oğlum? Birbirine fikir versin, gözünüzü seveyim. Abi bence ne yap biliyor musun? Ay. Sen böyle... Böyle sakin de böyle bir kendini dinle azıcık. En temizi. Dur lan dur, içiyorum işte, ne olmuş yani. Biz de içmeyelim. İç abim. Doldur oğlum, sıkıntı yok. Ya pezevenk içkiyi bile çekti ya. Ulan şunları alsan neyden düşeceksin? Oğlum arabanın sahibinin başkasının olduğunu öğrendikten sonra hala gidip arabayı çekiyor. Dangalak. Diyor ya, 4 milyonluk arabaya biniyorsunuz diyor. Bak ben mesela... onlar şikayet eder daha. Ben onları şikayet ettiği zaman gidip belalarını sikeceğim. O beyaz gömleklinin adını aldık mı biz? Oğulcan gri da... ceketli mi? Yok. O konuşan yok. Vardı ya bana, hep yüzüme karşı şey yapan orospu çocuğu. Ha yavşak. Onun yani amına koyacağım. Neydi var bunun Mert. Diyor. Mert aa, aynen ya, Mert. Öbür o hırkalı da neydi? Koray mıydı? Abi Koray lafı dönüyordu. O Koray da aspuş değildi de. O Mert tam yavşak ya. Tam. Tecel falan galiba. Ya vallahi. Lan bak hala kulağımda laf sokuyor. Yok kara para diyorsunuz. Yok borcunuzu ödemiyorsunuz. Hadi bir sarhoş nefes. Yok devletten para kaçırıyorsunuz. Bak şurada gittim, biraz düzgün konuşun dedim. Senden de bir şey saklıyordur. Bunların sağda solda parası vardır diyor gerizekalı. Rus çocuğu. Hayır oğlum, benim anlamadığım şey ne biliyor musun? Ne yani, abi? Bu tam olarak bugüne mi denk gelir lan bu? Ya, tam bugüne denk gelmesi gerçekten yukarıdan bize o bulut diyorsunuz yani. O buluttan bize gelen bir lütuf mu yani? Bu bir neyin cezası lan? Bu arada cidden bir cünüplük var da yani. Ulan daha biz duyurmadık açılışı. Şşş oğlum, yeni gelen çocuk. Cenabet misin sen? Yani Saran Bey, teselli olacaksa eğer söyleyeyim. Biz daha önce birkaç kere hazırlık için geldiğimizde uğramışlardı. İki kere diye hatırlıyorum, yanlış değilse. O iki seferde yalnız hiçbiriniz tabii burada olmadığınız için herhangi bir şey yapamadan gittiler. Yani böyle fotoğraf çekme vesaire tarzı muhabbetler olmamıştı yani. Ama bugün durduramadım kendilerini siz yokken. Yani girdiler ve aniden fotoğraf çekmeler, bir şeyler, kendi aralarında konuşmalar. Oh, maalesef sıkıntılı bir durum oldu.
falan daha durdursak mı artık? Vurdukça vuruyor. Olur lan bir tane daha koy. Bir tane daha koy amına koy. Bütün... Sorum içme sen mi? Ulan zaten sabahtan beri hissediyorum oğlum. Alo. Kan var kan, bu yerde kan var, o yüzden oluyor. Abi. Yerde şey kan var. Abi. Benim kardeşimin kanı da var, benim dayımın da kanı var. Hepsinin kanı var, o yüzden olmuyor oğlum. Suçlusu benim. Ben sana söylüyorum oğlum bak. Bütün günah benim. Hepsinin abi. Sebebi benim. Bütün günah senin değil, hepsinin tamam, sebebi sen çek, değilsin. Tamam lan, elini çek tamam. Tamam benim... Ben gidiyorum lan biraz. Nereye gidiyorsun abi? Ya yürüyüş lan bunu. Şu olmayan odama çıkacağım. Biraz yalnız kalsın. Ya nereye abi? Yalnız ya kalsın. Amına koyayım Altan lan. Vallahi ben neyi beceremiyorum. Beni bırak. Ben de arkadaşları toplayayım. Abi sanırım... Tamamdır. Bugünlük tamamdır. Daha çok iş yok gibi zaten. Aynen. Arkadaşlar sanırım içmeyi beceremiyor. Oğlum adam duramıyor lan gönyede. Bu nasıl bir sarhoş? Bu nasıl bir efekt? Yaramıyorsa içme kardeşim. Öldük şu an. Amına kodumun merdivenini kim koydu lan buraya? Daimonluğunu da sikeyim, seni de sikeyim lan. Hangi taraftan gidiliyor burada? Allah'ım çeta yere düştü ya. Oldu amına koyayım. Başka talimatın var mı kardeşim? Yapayım mı daha başka bir şey? Abi eve gidip dinlen. Tamam. Evet. Ulan amına koduğumun yeri ya. Sırf küfür edeceğim. Rahatsız olanlar çıksın. Niye dönmüyor lan bu? Diyorum oğlum. Sen kendine söyle bunu Saru. Nasıl açacaktın ki? Ne olacaktı? Bir yanda... Lan... Puş, senin de işin elinden aldılar. Benim de aldılar. Ne olacak şimdi? Sebebi sensin oğlum. Sensin. Ne oldu? Ortalığı yak yık. Kardeşlerinin kanı burada dursun. Sen de mekan aç öyle mi? Bir şey kuruyemişti. Gitti değil mi lan? Seviyorum diye. FPS açsana. Oğlum bu tam şey değil mi böyle şu an? Adam. Yazık lan. Bunlar planlanmış Edren. Allah Allah. Sen yok musun sen? Bütün sırrı bozdun. Bütün sırrı bozdun. Adisi. Hay Allah'ım ya. Üstüne gitmeyin lan adamın. Bilgi verdi yani. Ne var? Allah Allah.
Ulan ben Miko. Altan am ya. Sarvan abi, Sarvan abi, Sarvan abi, Sarvan abi, Sarvan abi. Lan. Dua. Dua mıydı lan o? Dalga mı geçiyorsunuz lan Miko? Abi, sana abi, söylüyorum. Sana abi, söylüyorum. Sana abi, söylüyorum. Sana söylüyorum. Lan. Dua sen mi geldin oğlum? Miko dalga mı geçiyorsunuz lan? Şşş. Sikerim belanızı.
Dua! Burada mısın oğlum? Abi, beni neden öldürdünüz? Beni neden öldürdünüz? Beni neden öldürdünüz? Beni neden öldürdünüz? Oğlum, beni neden öldürdünüz ne demek lan? Kafa yiyeceğim oğlum. Oğlum şaka yapıyorsanız söyleyin lan. Dua oğlum, ben seni öldürmedim lan, ben seni yaşatmaya çalıştım. Dua. Oğlum deme lan bana bunu. Abi benim bir kızım var. Abi benim bir kızım var. Deme seninle lan kızımı deme. Tanıştım lan, çok güzel kızmış. Tanıştık lan. Hadi gel sen de oğlum. Hadi gel sen de yanımıza gel lan ne olur. Bak yapamıyorum oğlum, sensiz yapamıyorum işte, gel. Kızını da al gel oğlum. Dua. Neredesin oğlum? Doğa neredesin oğlum? Doğa! Biz Deli Bala Miko ile kasayı tutmaya gidiyoruz. Kasayı tutmaya gidiyoruz. Kasayı tutmaya gidiyoruz. Oğlum Deli Bala mı gidiyorsunuz? Doğa! Ne yapıyorsun oğlum? Doğa yapma lan! Yapma Miko oğlum o Miko! Lan Doğa! Lan oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Lan oğlum. Mükoman oldun. Oyun mu oynuyorsunuz lan? Müko! Ulan oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Miko! Miko! Efendim abi? Lan oğlum iyi misin lan? Doğa geldi, Doğa buradaydık. Oğlum seni vurdu lan Doğa. Abi ne vurması abi? İyi misin oğlum, abi sen? Dalga mı geçiyorsunuz lan, bu kanlar ne? Oğlum işte her taraf kan içinde. Ne kanı lan abi? Oğlum kafayı mı yiyorum lan ben? Oğlum ne diyorsunuz, Doğa buradaydı görmediniz mi? Abi... Ne doğası abi? Oğlum dalga mı geçiyorsunuz lan? Doğa! Doğa neredesin oğlum? Doğa nerede? Lan siz kimsiniz lan? Lan oğlum bırakın! Doğa siz de mi? Lan Doğa siz de mi? Lan!